Yepyeni bir günden günaydın sevgili izleyenler. Sağlıklı Yaşam ve Güzellik programı bugün de hoş geldiniz. Mayıs'ımızın birbirinden değerli ve alanında çok uzman doktorlarıyla program yapmaya devam ediyoruz. Ve yine bugün çok değerli bir doktorumuz, bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Kendisi Cerrahpaşa Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kamer Gündüz bizlerle birlikte. Bugün ürtiker, yani halk dilinde kurdeşen mantar ve sedef hastalıkları, sebepleri ve tedavi yöntemleri hakkında çok kıymetli bilgilerini bizlerle paylaşacak. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş günaydın. Bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Davetimizi kabul edip geldiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bugün yine çok güzel bilgiler vereceksiniz izleyicilerimize. Bugün kurdeşen, mantar ve sedef hastalığı üzerine konuşma yapacağız. Öncelikle kurdeşen nasıl bir deri hastalığıdır? Neler söyleyebilirsiniz? Evet. Biz ürtiker diyoruz ama halk arasında yaygın ismiyle kurdeşen olarak biliniyor. Son derece kaşıntılı bir hastalık. Gerçekten yanma, batma hissi ve kaşıntının çok yoğun olduğu. Buna da kırmızı kırmızı kabarıklıkların eşlik ettiği bir hastalık. Kurdeşenin en önemli özelliği hastalarımız kaşınıyorlar, kabarıyorlar. Ama bu 1-2 saat içerisinde bu kabarıklıkları sönüyor. Fakat bir süre sonra yeniden tekrar bir başka yerden kabarmaya başlıyorlar. Biz kurdeşeni, ürtikeri ikiye ayırıyoruz. Evet. Akut ve kronik olarak. Akut dediğimiz kısa süreli olan ürtiker atakları en fazla 1-1,5 ay kadar süre devam ediyor. Ama eğer bu süre 1,5 ayı aştıysa ondan sonra kronik ürtiker diyoruz. Peki nedenleri nelerdir hocam? Neler söyleyebilirsiniz? Evet, aslında nedenleri çok çeşitli. Akut dediğimiz kısa süreli olan ürtikerde en çok neden ilaçlar. Ve bu ilaçlar günlük hayatımızda sıkça kullandığımız ilaçlar, örneğin ağrı kesiciler, aspirin olabilir, diğer antiromatizmal ilaçlar olabilir, antibiyotikler olabilir. Akut ürtikerde en sık nedenimiz ilaçlar. Ama eğer hasta ilaç içmediyse gıdalar da neden olabilir. Gıdalara bağlı ürtikeri biz daha çok çocuklarda görüyoruz. Fakat erişkinlerde de yiyecekler ürtikere neden olabilir. Hangi yiyecekler derseniz eğer, mesela çilek iyi bilinen bir alerjendir. Evet. Çileğe bağlı kaşıntı ve kabarmalar sık görülür. Ama bunun dışında çerezler bizim toplumumuzda oldukça da fazla tüketiliyor. Fındık, fıstık gibi çerezler. Özellikle çocuklarda inek sütü, yumurta beyazı, narenciyeler, bunlar her biri ürtiker nedeni olabiliyor. Kabuklu deniz hayvanı dediğimiz yiyecekler artık bizim beslenme kültürümüzde de sıkça yer almaya başladı. Karides gibi, istakoz gibi ya da sadece balık ürtiker nedeni olabiliyor. İlaçlardan sonra yiyecekleri koyabiliriz. Evet, besinler çok önemli. Ama bunun dışında bir de mevsimsel olan ürtikerler var. Mesela ilkbahar mevsiminde hastalığın alerji şikayetleri ortaya çıkıyor. Alerjiye yatkın bir rahatsızlık mı? Yani alerjisi olan kişilerde mi daha çok görülür? Aynen, kesinlikle. Tip 1 aşırı duyarlılık dediğimiz bir alerji mekanizması söz konusu. Daha çok mesela bu mevsimsel olanlarda polenlere bağlı oluyor. Kedi tüyüne, köpek tüyüne, hayvan tüylerine bağlı olabiliyor ürtikerler. Oluşabiliyor. Evet. Kronik ürtikere kaydığımızda o zaman biraz nedenler daha iç organlara yönelik olabiliyor. Mesela bazı romatizmal hastalıklar olan hastalarımız bilir. İşte romatoid artrit gibi, lupus gibi, bağ doku hastalıkları, tiroidin hastalıkları, Hashimoto tiroiditi gibi iç organlarla ilgili hastalıklar biraz daha kronik ürtikerde ön plana geçiyor. Evet. Peki hocam en belirgin belirtileri nelerdir? Belirtiler arasında neler sayabilirsiniz? En belirgin belirtileri hastalarda çok şiddetli kaşıntı var, yanma hissi var. Evet. Ve bu kaşıntı yanmayla birlikte derilerinde kırmızı kırmızı kabarmalar oluyor, ürtiker plakları oluyor. Bu ürtiker plakları genellikle 1-2 saat içerisinde sönüyor, yerinde iz bırakmıyor. Ama bir süre sonra yeniden hasta bir başka yerinden kabarmaya başlıyor. Ve böyle kaşıntı kabarma ataklarıyla seyreden bir klinik tablo. Bazen göz kapaklarında şişlik oluyor, dudaklarda şişlik olabiliyor. Evet. Hocam peki bazı deri rahatsızlıklarıyla, kaşıntılı deri hastalıklarıyla karıştırılabilir mi? Ya da hangi kaşıntılı hastalıklarla karıştırabilir hasta kendisinin böyle bir sıkıntısını? Eğer hastamız çok tipik bir ürtiker atağı tarif ediyorsa açıkçası çok da fazla karışan bir hastalık değil. Hatta bazen bizim hiç sağlık eğitimi olmayan hastalarımız
ben kurdeşen oldum galiba diye geliyor. Anlayabiliyorlar. Kaşıntı ve kabarma son derece tipik. Ama tabii ki karışabilir. Başka hastalıklarla, ekzamalarla karışabilir özellikle. Onun dışında da pek çok karışabileceği hastalık var. Evet, her kaşıntılı hastalığa ürtüker diyemeyiz. Hayır, diyemeyiz. Evet. Peki hocam, sedef hastalığı hakkında biraz konuşmak isterim. Sedef hastalığı özellikle hangi sebeplerden dolayı oluşur? Sedef hastalığı sık rastladığımız bir hastalık. Tek bir nedeni yok. Daha doğrusu tek bir neden henüz ortaya konabilmiş değil. Birden fazla suçlanan faktör var. Bunlardan birisi bir genetik yatkınlık. Bazı hastalarımızda ailevi olgular görüyoruz. Örneğin anne babada sedef var, çocukta var. Aynen, genetik bir yatkınlık var. Evet. Fakat bunun dışında yine ilaçlar neden olabilir. Özellikle yine ağrı kesiciler, romatizma ilaçları, tansiyon ilaçları, sedef benzeri döküntü yapabilir. Stres yine çok önemli bir faktör. En çok önemli olan şey diye duyuyoruz hep genel kanserisinde. Bizim bütün hastalıklarımızda neredeyse stres çok önemli bir rol oynuyor. Sıkıntıyla sedef ortaya çıkabiliyor ya da sedefi olan kişilerin sedef şikayetleri sıkıntıyla birlikte artabiliyor. Yine bazı enfeksiyon odakları, özellikle işte bir diş çürüğü olabilir, sinüzit olabilir, idrar yolu enfeksiyonu gibi vücuttaki iltihap odakları da sedefi arttırabiliyor. Evet. Peki belirtileri hakkında neler söyleyebiliriz? Belirtisi var mıdır başlangıç evresinde özellikle? Tabii sedef hastalığı deride kırmızı plaklar ve bunların üzerinde böyle beyaz, parlak... Evet. Sedef dediğimizde zaten sedefin, oradan geliyor değil mi? Aynen, parlaklık hastalığın oluyor. Adını veren tablo. Böyle beyaz kabuklanmalarla seyrediyor. Yani kırmızı bir plak, onun üzerinde de beyaz kabuklar oluyor. Özellikle diz dirsek bölgesini seriyor. En çok yerleştiği yerler. Fakat baş saçlı deri de tutulabilir. Vücuttaki diğer alanlar tutulabilir. Evet. Tırnak değişiklikleri yapabilir. Vücudun her yerinde görebiliriz biz sedef plaklarını. Evet. Hocam peki tedavi edilir mi? Ya da hangi tür tedavi yöntemleriyle iyileşebilir ya da tamamen iyileşebilir mi? Neler söyleyebiliriz? Şimdi şöyle, sedefin tedavisi var tabii ki. Hastalarımızı sedefsiz şekilde yaşatma şansımız var. Ben şöyle anlatıyorum hastalarıma. Nasıl ki bir tansiyon hastası tansiyon ilacını içtiği zaman iyiyse ama içmezse tansiyonu yükseliyorsa veya bir şeker hastası nasıl ki şeker ilacını aldığında iyiyse ama almazsa şekeri yükseliyorsa, sedef hastalığı da buna benzer bir tablo. Sedef hastaları kullandıkları ilaçlarla tamamen sedeflerinden kurtulup normal hayatlarını sürebilirler. Ama ilacı bıraktığımız zaman yeniden ortaya çıkabilir. Evet. Aynen. Yani tekrar etmemesi için, yükseltmemesi için sürekli o ilacı kullanmak zorundalar diyebiliriz değil mi? Aynen. Çünkü kullanmayan bir gerekiyor zaten değil evet, mi? Öyle evet, söyleyebiliriz. Evet, ilaçlarla baskılanan, kontrol altına alınan ama ilerlemesi tamamen ortadan kaldırılamayan, ilerlemesi dediğiniz son derece önemli. Çünkü sedef sadece deride sınırlı kalmayabiliyor. Evet. Eklemleri de tutabiliyor. Evet, ciddi hasarlar yapabiliyor. Evet. Son zamanlarda özellikle metabolik sendromla ilişkilendiriliyor. Kalp damar hastalıkları, şeker hastalığı gibi. Daha farklı bir boyuta geçebiliyor aslında. Daha farklı, aynen. Mesela kilo sedef hastalığı için önemli bir risk faktörü olarak kabul ediliyor. Bu son zamanlarda yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Biz sedef hastalarımıza kilo vermelerini öneriyoruz. Şeker yüksekliği varsa onun kontrolünü öneriyoruz. Bol egzersiz yapmaları gerekiyor. Sigara kullanıyorlarsa... Hayat tarzını biraz değiştirmeleri de gerekiyor aslında değil mi? Sadece ilaç tedavisiyle olacak bir şey de değil diyebiliriz. Hep söylenen başarı oranı çünkü bunun şans kriterleri sedef hastalığı için de gerekli. Tabii doktorumuzu dinleyeceğiz böyle bir durumda. Doktorun neler tavsiye ediyorsa tabii ki. Evet. Eğer ki hayatımızda bir takım alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyorsa dediğiniz gibi sigaradır, bazı alışkanlıklarımızı tetiklememesi açısından da bunlara da dikkat edeceğiz ki başarı oranı en azından hastalığın iyileşme ve başarısı anlamda sadece doktorla alakalı ya da tedaviyle alakalı değil, tamamen hastayı da ilgilendiren bir konu diyebiliriz değil mi? Kesinlikle bir işbirliği hep gerekiyor. Olması gerekiyor değil mi? Hocam peki mantar hastalığı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Mantar nasıl bir cilt hastalığıdır? Mantarlar mikroorganizmalar, doğada yaygın olarak bulunuyor ve mantarlar nemi seviyor. Nasıl ki böyle hani nemli küflü bir nemli bir ortamda küflenme normal oluyorsa. Normal mantarın tabiatına baktığımız zaman da öyledir zaten. Aynen, değil mi? Nasıl o vücutta ki da aynı şey. Doğadaki mantarlar nemi seviyorsa bizim vücudumuzdaki mantarlar da nemi seviyor. Özellikle sık
ayak yıkama durumunda, ayaklar çok ıslak kalıyorsa, parmak araları çok güzel kurulamıyorsa, o zaman biz en çok ayak parmak aralarında görüyoruz mantarı. Fakat vücudun her yerinde görülebilir. Baş saçlı deride olabilir. Evet. Özellikle çocuklarda saçlı deride mantar görüyoruz. Yine kasıklarda olabilir, bacak aralarında. Oralarda nemli kalan bölgeler bacak aralarında olabilir. Mantar da kaşınan bir hastalık. Hı hı hı. Kaşıntı ve kırmızılıklarla seyrediyor. Evet. Vücuttakiler böyle yuvarlak yuvarlak kırmızı plaklar şeklinde oluyor. Onların da üzerinde çok ince kepeklenme evet. oluyor. Mantarla gelen hastalarımızda bizim öncelikle söylediğimiz kuru tutun, evet. nemli kalmasın. Hocam saçtan bahsettiniz ama saçtaki o nemli ıslaklıktan mı kaynaklanıyor daha aslında, çok? Bunun sebebi hani birçok kişi de görebiliyoruz saçında mantar var diyenler ama neyle alakalıdır mesela? Şöyle orada biraz bir çelişki var halk evet. arasında. Saçlı deride kepeklenme yapıyor mantar. Fakat biz erişkinlerde saçlı deride mantarı görmüyoruz. Yani eğer bir yetişkin hasta bize saçında kepeklenme ile geldiyse bu mantar değildir. Hı hı. Ama çocuksa ergenlik öncesi dönemde geldiyse evet böyle bir risk var. Yani saçtaki bu yağ salgıları erişkin dönemde ortaya çıkan salgılar oraya mantarın yerleşmesini engelliyor. Evet. Yani erişkin hastadaki kepeklenme mantar değildir ama evet. çocukta olabilir. Evet. O hocam, mantarın gördüğümüz yuvarlak şekli bizim için tanıda çok önemlidir. Hı-hı. Yuvarlak saç dökülmesi ve kepeklenme eşlik ediyorsa Hı-hı. ve hastamız çocuksa o zaman mantardan şüpheleniyoruz. Evet. Peki hocam bulaşıcı bir hastalık mıdır mantar? Mantar bulaşıcıdır. Her türü bulaşır, nerede yerleşirse yerleşsin, vücutta da olsa, ayakta da olsa, başta da olsa bulaşma riski vardır. Bu nedenle mantarı olan kişilerin havlusu kullanılmamalıdır. Evet. Bütün her şey ayrılması kıyafetleri kullanılmamalıdır. Çıplak ayakla basılan yerlerde, nemli ortamlarda, ortak kullanılan duşlardan, havuz kenarlarından çok bulaşma riski aslında vardır. Aslında evet, çok da tehlikeli aslında değil mi? Evet, yani, bulaşma riski o zaman böyle kişilerin evde de o zaman çıplak ayakla dolaşmaması gerekiyor. Çünkü halıya birçok yerlere de temas ettiği için bir takım şeyleri kendisi de o zaman kişinin dikkat etmesi gerekiyor. Kesinlikle yani terlikleri zaten mutlaka ayrı olmalı, havlusu ayrı her şey olmalı. Ayrı olacak. Ve dediğim gibi ortak kullanılan banyolarda çıplak ayaklı dikkat edilmesi gerekiyor basmamalı. Evet. Evet. Peki hocam tedavisi nasıl olur? Nasıl tedavi edilir mantar rahatsızlığı? Mantarın tedavisi için çok güzel ilaçlarımız var. Biz bunları krem şeklinde de kullanıyoruz. Ağızdan kullanılan hap şeklinde de olabilir. Buna hastalığın şiddetine göre karar veriyoruz. Eğer küçük bir bölgedeyse, sınırlıysa sadece kremler yetiyor. Evet. Ama yaygınsa hastamızda şeker hastalığı gibi bağışıklık sistemini baskılayan bir başka hastalık varsa o zaman ağızdan hap şeklinde de kullanıyoruz. Genellikle tedavi süremiz de 2 ila 4 hafta kadar devam ediyor. Evet. Buyurun bir şey söyleyecektiniz herhalde. Mantar en güzel yanıt aldığımız hastalıklardan evet. birisi. Çabuk tedavi edilecek çabuk bir rahatsızlık diyebiliriz en azından. Aynen. Peki hocam tedavi edilmezse tekrarlar mı veya farklı ciddi rahatsızlıklara sebep olabilir mi mantar? Tedavi edilmezse tekrarlar. Ama hani iç organlara zarar verecek boyutlara gelmez. Evet. Ancak az önce söylediğim gibi şeker hastalığı varsa veya kanser türü bir hastalık varsa bağışıklık sistemini baskılayan bir tedavi alıyorsa o zaman biraz daha riskli olur mantar enfeksiyonları. Hı-hı. Ama onun dışında genel sağlıklı erişkin kişi de mantarla ilgili çok ciddi bir sorun olmaz. Olmaz. Evet sorularımız gelmiş. Gerçi yanıtladınız birçoğunu da hocam ama bir izleyicimiz demiş ki ayaktaki mantar hastalığı başka birinin ayakkabısından bulaşır mı? Bulaşmaması için nelere dikkat etmeliyiz, neler tavsiye edersiniz demiş. Evet. Tabii bir de şöyle bir durum var. Mesela ayakkabı denemeye gidiyoruz birçok ayakkabıcıda. Deniyoruz sonuçta hani bilmiyoruz kimler deniyor. Evet. Bu tarz şeylerde yaşayabiliyoruz. Başka bir yerden de alabiliyoruz aslında bu rahatsızlığı. Alabiliriz kesinlikle. Risk var tabii ki. Hı hı. Ama az önce söylediğim gibi ıslak ortam
Nemli ortam bu bulaşma riskini arttırıyor. Evet. Fakat kuru ortamlarda da ortak kullanılan eşyalarla terlikler, ayakkabılar gibi özel eşyalardan bulaşabiliyor. Evet, bir izleyicimiz daha ulaşmış ve demiş ki 5 yıldır sedef hastasıyım. Daha önce tedavi oldum ama tedavimi bıraktım demiş. Ömür boyu bir ilaç kullanmak zorunda mıyım demiş izleyicimiz. Az önce bahsettiniz ama. Evet, şimdi şöyle bizim sedef ömür boyu kullanmak istemiyoruz ilaçları. Kullandığımız çok çeşitli ilaçlarımız var. Biz bunları böyle sıraya koyuyoruz, rotasyon şeklinde, dönüşüm şeklinde. Hafifse krem veriyoruz, biraz şiddetlendiyse hap ya da iğnelere geçiyoruz. Onunla iyilik hali elde ettikten sonra bir başka tedaviye geçiyoruz. O nedenle bizim isteğimiz sedefli hastalarımızdan doktorlarıyla teması hiç kaybetmemeleri, mutlaka kontrollere gelmeleri, umutsuzluğa kapılmamaları, onu da kullandım, bunu da kullandım, geçmiyor, ben bu hastalıktan kurtulamıyorum gibi bir düşünceye sahip olmaları. Çünkü son 5-10 yıldır o kadar güzel ilaçlar çıktı ki sedef hastalığı tedavisinde. Daha yüz güldürecek cinsten diyebiliriz değil mi? Çok yüz güldürücü ve gerçekten hastaların yaşam kaliteleri son derece arttı. Çok mutlu bir şekilde de hayatlarını sürdürüyorlar. Böyle bir durumda uzman bir kişiye gidiyoruz, destek alıyoruz, pes etmiyoruz sevgili izleyenler. Evet, bir izleyicimiz daha ulaşmış ve demiş ki sedef hastalığından dolayı ciddi oluşan renk açılmaları tedavi ile eski haline geri döner mi? Böyle bir tedavi var mı demiş izleyicimiz. Şimdi sedef hastalığında önce kırmızı plaklar oluyor demiştik. Onlar iyileştiği zaman daha açık renkli, böyle beyaza yakın bir renk alıyorlar. Bu sedefin normal iyileşme süreci. Daha sonra bu beyazlaşmalar normal deri rengine dönüyor. Dönebiliyor. Yani zaman içerisinde zaten hastalığın kendi seyri içinde normal rengine dönüyor. O nedenle ekstra bir tedavi vermiyoruz biz o beyazlaşmalara eğer ki sedefe bağlıysa. Evet. Ama vitiligo dediğimiz bir başka hastalık var biliyorsunuz. Evet, evet, değil mi? O alaca diye halk arasında söylenir. Yani vitiligo tamamen farklı bir hastalıktır. O eskiyle gelmiyor değil mi? Onun tedavisi daha farklıdır. Onda da normale döner deri rengi ama yani sedefin kırmızılığı sonrasındaki oluşan beyazlaşmayla vitiligoyu birbirine karıştırmamak da gerekiyor gerekir. Böyle bir durumda tabii. Evet, bir izleyicimiz de mantarla alakalı bir soru sormuş. Demiş ki mantar hastalığı mevsime bağlı olarak yenilenir mi? Hangi mevsimlerde nelere dikkat etmeliyiz ve el ayakların ıslak ve nemli olması bunu etkiler mi? Demiş. Evet. Önce bahsettiğimiz gibi. Yaz aylarında tabii ki biz mantar hastalıklarını daha çok görüyoruz. Çünkü vücudumuz daha çok terliyor. Daha sık banyo yapıyoruz. Dolayısıyla yaz aylarında mantar hastalıklarıyla daha fazla karşılaşıyoruz. Hep söylediğimiz gibi nemli bırakılmamalı. Örneğin ayaklar balkon yıkanıyor veya abdest alınıyor. Ondan sonra havluyla kurulamadan havada nasılsa sıcak kendiliğinden kurur deniyor. Bunu yapmaması gerekiyor. Evet. Halkımızın mutlaka kurulamak gerekiyor. Evet hocam, zaten özellikle parmak aralarındaki değil mi o ıslaklık kalmaması gerekiyor. Özellikle kurulamamız gereken bölgeler çok önemli. Değiliz, değil mi? Evet. Öyle kalmaması gerekiyor. Evet, kurdeşen kaşıntılı bir hastalık mı demiş izleyicimiz. Kaşınma ile deri döküntüsü gibi bir durum ortaya çıkar mı demiş izleyicimiz. Şimdi şöyle, cilt hastalıkların pek çoğu kaşıntılı. Her kaşınan hastalık kurdeşen değil. Ama kurdeşen çok kaşıntılı bir hastalık. Deri döküntüsü gibi bir şey olabiliyor değil mi? Evet, böyle şöyle tarif ediyor hastalarımız. Benim çok hoşuma gidiyor. Neyiniz var dediğiniz zaman kaşınıyorum ve bakla bakla kabarıyorum diyor. Hani bu bildiğimiz iç bakla gibi tarif ediyor o kırmızı kırmızı kabarıklıkları. Kaşınıyor, kabarıyor. O kabarıklıklar bir süre sonra sönüyor ama biz ondan sonra bir başka yerde tekrar başlıyor. Böyle bir seyir gösteriyor. Evet. Ama her kaşıntı ve kırmızılık da ürtiker değil, kurdeşen değil. Peki hocam, ayırt etmek vücuda yayılabiliyor lazım. Mu başka bölgeleri kendiliğinden yayılabiliyor mu? Ya da temas ettiğimiz bölgeleri mesela dokunduğumuz zaman başka yerlerimize elimizle de bulaştırma gibi böyle bir sıkıntı olabilir mi? Yok, o tarzda değil. Yani hani buradan alıp burayı ellersen buraya geçer öyle mi? Öyle bir şey yok. Ama vücudun her yerinde ortaya çıkabiliyor. Bir de bizim böyle farklı nedenlerle tetiklenen ürtikerlerimiz var. Örneğin duşa giriyor hasta, sıcak duşa giriyor. Ürtiker atağı ortaya çıkıyor veya denize giriyor. Denize girip çıktıktan sonra ürtiker atağı gelişebiliyor. Dermografizm dediğimiz kaşıntıyla veya iş çamaşırlarının çorabının sıktığı yerlerde basınçla tetiklenen ürtikerler var. Çok değişik formları var.
pek çok şey tetikleyebiliyor. Evet hocam, çok güzel bilgiler verdiniz. Son olarak eklemek istediğiniz ve tavsiye etmek istediğiniz sözlerinizi alabilir miyiz? Evet, bizim cilt hastalıklarımız oldukça geniş. Pek çok hastalığımız kaşıntı ve kırmızılıkla seyrediyor. Bizim hastalardan istediğimiz, lütfen ciltle ilgili bir şikayetleri olduğunda dermatoloji uzmanlarına, deri ve zührevi hastalıklara başvursunlar. Mutlaka pek çok hastalığın tedavisi var, çaresi var. Umutsuzluğa kapılmasınlar, doktorlarıyla temaslarını kaybetmesinler ve geç kalmasınlar. Her şeyden önemlisi çünkü kesinlikle. Erken teşhis ve erken tedavinin her zaman için önemini biz buradan vurgulamaya çalışıyoruz. Bu anlamda geç kalmamaları gerekiyor. Evet. Değil mi? Tedavi evet. Daha çabuk, daha hızlı bir şekilde yanıt vermesi açısından diyebiliriz. Çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. İnşallah ilerleyen dönemlerde yine farklı bir konuyla biz buralarda görmek istiyoruz sizi. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, değerli doktorumuzdan güzel güzel tavsiyeler aldık. Her zaman dediğimiz gibi uygulamak şartıyla geç kalmıyoruz, umutsuzluğa kapılmıyoruz. Her şeyden önemlisi iyi bir uzman kişiye muhakkak başvuruyoruz. Evet, bugün bize ayrılan vaktin yine sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın ve sağlıklı kalın.